Başlattım. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'deyiz ve yanında Zeynep var. Merhaba. Bugün kırtasiye ürünlerine bakacağız buradık. En son A101 maceramızda sepetlenmiştik. Bugün de sepetlenmeyiz, yani kaderimiz aynı olmaz. O yüzden birazcık sessiz konuşuyorum. Yani sessiz konuşuyorum dediğim bile sesli ama neyse. Şimdi arkadaşlar maalesef ilk önce dışarı çekim yapamadık çünkü... Dışarı çekim yapamadık çünkü orada müzik vardı. Şimdi hemen burasıyla başlayacağız. Evet. Şimdi ilk önce bu yukarısıyla başlayalım. Bu arada yanımda çok fazla para yok. O yüzden bence A101 çok iyi bir seçenek bu yüzden. Şimdi arkadaşlar şöyle A6 defterler var. Bunların fiyatı 5 lira ve gayet güzel gözüküyorlar. Şöyle hemen göstereyim. Teker teker. Evet. Kareli ve çizgili. Aynen. Bunlar da aynı şekilde. Sonra burada böyle ajanda tarzı defterler var ve bak şuna bayıldım, çok güzel değil mi? Bakayım, bayağı değil, hoş bayağı gözüküyor. Bunun fiyatı 8.95. Bayağı güzelmiş bu arada. Sonra burada yüzlü poşet dosya var. 100 taneyi ne yapacağız hiçbir fikrimiz yok. İşte bilmiyorum, bu herhalde sınav okuyan hocalar için falan. Aynen. Bu da 12.75. Zaten gözüküyor burada. Aynen. Kanka bak, şunu da gönder anneme. Tamam mı? Bak. Anneme şunu da gönder. Sonra buradan arkadaşlar bu reyondaki sorunumuzda dörtlü fosfor. Yalnız çok iyi çevirmedim ya. Harikasın canım. Şurada dörtlü böyle fosfor kalemler var. Bana sormuştunuz işte bunun kimi daha iyi, A101'in kimi. Bu arada A101'in kendi markası, kendi marka çıkarmış. Note 101. Bu daha iyi, daha uzun gidiyor ama yani kullanıma göre değişir bence. Aynen. Bu da 4.95. Aynen. Şimdi şuraya bakalım be. Gel. Ben bunun aynısından birinden aldım. Ve buraya da güzel şeyler gelmiş. Şöyle göstereyim. Buraya bir sürü rengi var. Ben daha fazlasını 12 lisesini almıştım galiba. Onu zaten bir önceki videomdan merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Burada böyle kuru boya. Evet, kuru boyalar var. Eskiden annemle bunları alıp şey yapıyorduk. Mandala boyuyorduk. Çok güzel günlerdi. Eski günler. Katı yapıştırıcılar var ve böyle mavi renkli güzeller. Bunlar iyi yapıştırıyor mu bilmiyorum. Yorumlar yazın. Tahta kalemleri var. Eğer tahtanız varsa alabilirsiniz. Sonra aynısı BİM'de olan şeylerden var. Sulu defterlerden var. Çok arkadaşlar. Güzel bu arada. Gerçekten güzel bu arada. Bir sürü. Bak mesela geçen sepetlenmeden önce sonra defterine bakıyordum. Bu defterlerin fiyatı 27.95. Bunlar da güzel. Hatta ben buradan sepetlenmeden önce bir tane defter alacaktım ama alamadım. Kırık. Evet, kırık kalp. Şuraya gittim. Ay, BİM'den aldım. Şimdi şuraya geçelim. Bir aralar hepimizin mutlaka kullandığı bu kalemlerden var. Çok güzel o kalemler. Bakın. Bunları da yerine koyalım. Bunların fiyatını hemen bakalım. Şurada fiyatlarını olmuyor. Ben göstereyim. İsteyen aynen. Durdurup baksın. Aynen. Buraya bakabilirsiniz. Bunu hemen yerine koyalım. Aynen. Şimdi bakabilirsin. Bu şekilde burada highlight'lar var. Çok güzel onlar. Geçen görmemiştim şu tilkili olanı. Bakın böyle mavili bir şey varmış. Bu da güzel. Bayağı ben en çok bunu sevdim. Geçen bunu alacaktım, aldım. Ben evde duruyor. Ben şunu alacaktım da alamadım. Niye? Çünkü sepetlendim. Aga be. İşte burada da normal yapıştırıcılar. Annem BİM'de hepsini aldı. Bantlar var aynı şekilde burada. Kolibandı. Evet, ben bunun küçüklerinden aldım, üçlü. Hemen buraya geri geçelim. Ve çok tatlı bir de versatil kalem. Bak kanka, sana çak gibisinde versatil kalem var demiştim. Ha. Bak kanka, versatil kalem. Göster bakayım. Uçlu kalem işte ya. Hayır, şeklini göster diyorum. Versatil kalemin ne olduğunu göster demiyorum sana ben. Şöyle çok tatlı, ayıcıklı. Ming 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 ming. Çok güzel. Bu arada her A101'de farklı ürünler var. Geçenkilerde daha farklılar vardı. Burada daha farklılar var. Hatta bir yerde şöyle iki tane stand var. Şu arka tarafta tam. Onu da göstereceğim. Daha evet, geçmedik oraya. Bir de gösterelim ondan sonra. Şimdi buralarda devam edelim. Ben bunu da alacaktım. Bunu da alamadım. Ama sepetlendim. Sepetlendim. Buradan şeyler var. Keçeli kalemler. Çift tuşlu. Ben bunlardan bir tane alıyorum. Şöyle kanka dur buraya. Ben şundan bir tane alıyorum. Şuraya tamam. Koydum. Koy oraya. Gel buraya devam edelim. Burada çok güzel değil mi? Ben bu boyalarla boyamayı o kadar seviyorum ki. Fiyatına bakalım. Çok güzel neymiş. Yani. Gene çekelim burayı.
Şöyle. Merak edenlerimiz durdurup bakabilir buradan. Şöyle. Dım dım. Evet, şimdi gel buraya doğru gidelim. Hop, geldim. Bir de A5 defterler var. Geçen sene ben bunu almıştım. Güzeldi bayağı içleri falan. Sonuçta arkadaşlar siz BKM'den de alsanız, ayrıca da alsanız aynı amaç için kullanıyorsunuz. Aynen. Pahalı olup ucuz olması önemli değil. Önemli olan değil. Sizin kullanıp kullanamamanız. Mesela böyle Gıpta'nın da defteri var. Geçen sene bunlar yoktu ama bu Gıpta'yla anlaşmışlar herhalde. Gayet güzel. Şuna bakar mısın? Çok hoş duruyor. Bakalım kaç sayfaymış. 100 yaprak ve çizgili. Bence biçilmiş kaftan. Çok güzel. Şöyle de çok iyiler. İki ayrı kırtasiye şatı var. Direkt ben uğraşmak istemiyorum seçmekle diyorsanız. İkisinden birini de alabilirsiniz. Bu arada ben sürekli bir yerlere bakıyorum. İşte biri gelecek mi? İşte biri geliyor mu? Direkt eğer biri gelirse anne bak bunlar da var moduna geçiyoruz. Çünkü geçen sefer yanımda annem vardı ve bunu yapma şansım vardı. Hatta Carrefour'dan bu yüzden atılmamıştık. Evet, şimdi şuraya geri dönelim. Direkt ben uğraşmak istemiyorum. Direkt alayım çıkayım derseniz bunlardan da alabilirsiniz. Tabii deseni beğendiyseniz. Yani köpek balıklı. Evet. Sonra burada da defterler var. Normal burada spiralliler kalmamış galiba çok. Ha yok buradaymış. Burada böyle spiralliler var. Burada elini attı ve hepsini çıkardı. Aynen spiralliler. Bu bayağı güzelmiş. Aynen, bu çok güzelmiş bu arada. Burada da normaller var. Şöyle hemen göstereyim. Çok güzel değil mi ya? Rengi değil mi? Aşırı hoş. Evet. Ben bunun spirallisini bulmuştum. O da galiba aşağıda. Gel bakalım. Bakalım. Evet, gel burada gel. Nerede? Aa burada da defter var. Ver çekeyim. Al bakayım. Oraya da sen de. Arkadaşlar burada da bir sürü defter var. Şuna bakın ya, çok güzel. Şurada bir sürü defter var. Bunların fiyatları da bu şekilde. Sonra burada çantalar var. Birkaç tane örnek çanta çıkarayım size. Hepsini göstereceğim şimdi. Şöyle 3 tane kategoride sınıflandırabileceğimiz lise, ortaokul, ilkokul çantaları var. Bu çantalar gerçekten güzelmiş bu arada. Kankene benziyorlar hafif. Bu normal bildiğimiz ilkokul çantası. Ben 8. sınıfım. Ben bunu kullanmak istiyorum şu an, tamam mı? Gayet tamam. Gayet de lise çantası. Tamam Zeynep. Kullan alalım. Bir de şurada tekerlekliler var arkadaşlar. Ben 8. sınıfım, uğraşmayacağım derseniz bunlardan da alabilirsiniz. Şimdi diğer standlara geçelim hemen. Burada fineliner yani tabela tarzı kalemlerle devam edelim. Diğerleri bana çok derseniz bunlardan da alabilirsiniz. Bunlar da Parrot'ın yani A101'e özel sadece. Kurşun kalemler var ve fiyatları bayağı uygun. Şöyle 3.30, 8'lisi. Normalde bunların tanesi 3.30 arkadaşlar. Faber-Castell falan alacağım derseniz. Sonra burada böyle roller kalemler var. Bu roller kalemler de gerçekten çok çok güzel. Evet şöyle gösterelim. Burada da devamları var. Bu roller kalemler 4.95, 5 lira. Sonra böyle kırmızı kalemler... Aa yok, kırmızı kalem değillermiş. Kurşun kalemler var. Öğrendiyse 5.95. Kurşun kalem, kırmızı kalem de var. Aa evet. Bu kırmızı, bunlar kurşun. Aynen. 5.95. Çok uygun bu ürünün fiyatı. Gel tüm alışverişini buradan yapacaksın. Sonra iki tane uçlu kalem var. Bunun, bak versatil kalem artı uç. 6.95. Bu arada dörtlü kırmızı kalem de 1.95. Biz 8'li şeyin artılısını mı ne? 30 liraya görmüştük Carrefour'da. Ve böyle kalmıştık. Sonra burada gene silgiler var. Bu silgiler de bayağı uygun. 4.25. Faber-Castell'in normal bir silgisini almaya çalışsanız 6 liradan falan başlıyor. Şöyle döndük. Kalem, tıraş ve silgi setleri var burada. Sonra burada tekrardan şu imza kalemlerinden var. Ben bunlardan bir tane alıyorum. Dörtlü büyük silgi var arkadaşlar. 1.25 bunların da fiyatı. Bu arada bunlardan toplam 69 tane gelmiş. Çok fazla. Ve şöyle renkli tükenmez kalemler buldum. Bunlar da çok çok güzelmiş. 4 renkli. Keşke annem gelseydi ya bugün. Bunları almaya çok güzel olurdu. Şimdi bu stand bitti. Buraya geçelim ama buraya geçmeden önce ben orada bir küçük bir detay unutmuşum. Hemen onları gösterelim. Şöyle Globox markasının şöyle bir kalem, bir uç, bir de silgili olan böyle bir kalemi var. Ve bunun bir sürü rengi var. İşte mavisi var, arkada pembesi turuncusu var, turuncusu var, siyahı var. Fiyatı da çok çok uygun. Yani hem Faber-Castell gibi durup hem de fiyatın bu kadar uygun olması gerçekten çok güzel bence. Burada desenli kurşun kalemler var arkadaşlar. Yine bakın. Kırmızı başlık kalemi. Kırmızı kalemlerden 4 tanesi 5 lira. Yani çok çok daha uygunu bulabilirsiniz. Lütfen 6 kaleme 30 lira vermeyin arkadaşlar.
Burada da yine kalemler var. İşte yine burada okul seti 5.95. Normal dörtlü kalem 6 lira. Çok çok uygun şeyler var. Hatta bu ikili siyah kalem gerçekten çok güzelmiş. 3.5 lira. Burada da silgiler var arkadaşlar. Hemen böyle gösterelim. Şu mavi silgiler iyi siliyor bu arada. Eğer düşünüyorsanız alabilirsiniz. Jumbo böyle keçeli kalemler var. 12 renk. Sonra böyle keçeli kalemler var. Bunlar da çok güzel. Fiyatları 17 lira. Sonra burada pastel boyalar var. Bunun fiyatı maalesef yazmıyor üzerinde. Zehirsiz böyle sulu boyalar var. Fiyatı 13 TL. Yine burada bir sürü kalem var. Ve en sonunda böyle boya kalemleri var. 12 renk. Bunlar da 13.95, yani 14 lira. Çok çok uygun hepsi. Şimdi hemen ne aldıklarıma geçelim. Arkadaşlar. Maalesef evde çekmiyorum bunu çünkü evde Arhan beni asla rahat bırakmıyor yanımda Zeynep olduğu için. O yüzden hemen buraya küçük bir bakalım. Gelin. İlk önce şöyle bir imza kalemi aldım. Bu imza kalemi gerçekten çok çok güzel yazıyor. Geçen sene de almıştım. Böyle Note 101'in 4 tane renk tükenmez kalemi var. Bunlar hem ömürleri uzun hem de ucuzlar. Bu yüzden çok güzel gidiyorlar. BİM'den alamadığım, izdihamdan dolayı göremediğim kalemlerden aldım. Şöyle göstereyim. Ayrıca burada böyle bir uçlu kalem görmüştüm. Siyah renk, siyah renkli kalemim 05 olduğu için bu 07'sini alıyorum. Evet, aldıklarım bu kadar. Şimdi dışarı geçelim hemen. Arkadaşlar o kadar çok şey geldi ki başımıza son 5 dakikada. Düğün konvoyu geçti. Orada Cemre Sormaz'ın şarkısını açtılar. Yani kapanış buraya geldi. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Instagram'ım idil.dırnaklaşıdan şuraya falan bir yerlere sorabilir miyim? Yazarım, ben alışkınım artık. Şuralara falan bir yerlere yazalım. Oralara bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen bu videoyu yayınlamam gerekiyor. Şu anda saat 6. Bu video 7.30'da yayında olacak. Hepinizi çok seviyorum. İlk gösterime gelenlere çok teşekkürler. Bye. Zeynep'in Instagram'ı da Zeynep Yorulmaz 1. Onu da takip etmeyi unutmayın. Evet, unutmayın. Hoşçakalın. Şimdi şoka gidiyoruz. Video çekeceğiz. Görüşürüz.